Spoiler vermeyeceğim tabii ki. Arkadaşlar. 2001'den beri dizi izliyorum. Dizi izleme keyfim var. Kimsenin keyfini sikecek bir insan değilim tabii ki. Tabii ki spoiler vermeyeceğim. Ama yani genel manada beni kobay olarak bazı insanlar var. Önce Cahreyn izlesin, beğenirse izleriz amına koyayım. Konuş bakayım şişko. Ben de mi lan diye dolaşan bir grup insan var. O insanları tatmin etmek adına ben çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Tatmin etti beni. Karakterleri çok beğendim. Geralt mükemmel. Mükemmel. Duruşu, bakışı, konuşması, hareketleri, vücudu, sesi, tepkileri, mimikleri. Cuk artı cuk bu kadar iyi oturamazdı. Harika olmuş yani. Yani 10 üzerinden 5 milyon yani benden Geralt'a. Çok iyi. Sikişi de iyi. Muah, güzel sikiyor reis. Yennefer'a ön yargılıydım. Yani tabii ben kitabı tüketmiş bir insan değilim. Kitabı tüketmiş insanlar daha iyi bilir tabii ki de. Benim hayalimdeki Yennefer'dan birazcık farklıydı gördüğüm fotoğraflardan. Ama her zaman söylerim. Bir insan fotoğraflardan anlaşılmaz. Anime olması lazım yani. Anime yani hareketlerini, duruşunu, sesini, gözünü, bakışını görmen lazım. Hakikaten kız mükemmel oynamış. Mükemmel oynamış. Yani Yennefer'ı vermiş bize. Yennefer'ı vermiş. Onu net söyleyebilirim. Triss figüran gibi amına koyayım. Bir tane abeci ablayı bulmuşlar. Yani hani orada bazı böyle görünüp ölen karakterler var. Bu bir spoiler değil yani. Bir sürü büyücü göreceksiniz zaten. Böyle 1-2 dakika görünüp ölen karakterler var. Onlar daha karizmatik amına koyayım. Triss böyle figüran gibi hani şey. Çekerlerken yoldan biri geçiyormuş. Ya Triss'i de bu. Ablacığım gel şöyle. Gel bir Triss. Gül alır mısın abi? Yok. Gül istemiyoruz. Gel Triss'i oyna falan. Biraz. Triss biraz üzdü. Tam bir Gülcü abla ya. Triss biraz üzdü. Ciri çocuk olmasından mütevellit. Çocuk halini çok bilmediğim için büyüyünce hayalimizdeki Ciri'ye evrilebileceği için okey. Okey. Şeyi bilmiyorum ama onu sormak istiyorum. Zenci elf var mıydı abi? Ben oyunda hiç görmedim. Kitaplarda var mı bilmiyorum siyah elfler. Onu bilmiyorum. O hani biraz şey olsun diye mi? Azınlıklara göz kırpma hareketi miydi yine Netflix'in bilmiyorum ama. Zenci elf olsa dark elf olur çünkü. Yani ırk içinde ırk yaratmış adamlar. Ama dark elf değil. Elf falan ben anlamadım. Ha Netflix göz mü kırpmış? Tamam. Bence gereksiz hareket. Yani hani zenci karakter yerleştirebilecekleri çok yer vardı. Zaten yerleştirmişler de. Uymuş da. Rigele'yi beğendim. Uymuş. Güzel. Yani o bana çok sırıtmadı açıkçası. Kitap okuyana belki çok daha şey olabilir. Nasıl zenci Frigale olur? Allah belasını versin falan diyen olan olabilir ama bana çok sırıtmadı. Kız çünkü iyi oynuyor. Neden Lalalay yoktu? Lalalay büyük ihtimalle CD Projekt Red'in telif haklarını aldığı bir şarkıydı ama Amerikalı Rus kökenli bir kadın yapmış bildiğim kadarıyla soundtrackleri. Soundtrackleri çok güzeldi. Ben çok beğendim. Ben gerçekten çok beğendim. Yani tamam aynı bildiğimiz soundtrackler yoktu ama benzerleri vardı. Lalalay yoktu. Ama Şalalay vardı. Öyle diyeyim yani. Güzeldi. Dandelion'un söylediği bütün şarkılar güzeldi. Dandelion okey. Yani kitap okuyanlar, kitabı tüketmiş olanlar tabii benden daha iyi yorum yaparlar herhalde ama ben sadece oyunları tüketmiş bir insan olarak çok beğendim. Ya bir kere sırıtmıyordu. Hani şey değil böyle. Hayatımızda çok gördük. Hani bu tutmuş bunun dizisini yapalım. Ya da dizi tutmuş bunun oyununu yapalım. Ya da oyun tutmuş bunun dizisini yapalım. Çok gördük. Ve bunu seni banlayayım kanka. Bunu çok gördük biz. Genelde de böyle şey oluyor. Hani zorlama
yapılmış gibi oluyor bu tip şeyler. Açıkçası beğendim. Zorlama durmuyordu yani. Herkes hakikaten vermiş yani. Kişiliğini vermiş. Bayağı hoştu. İzleyin. Bana Netflix aldırtır tadında bir damak tadı bıraktı. Ben yıllardır kullanıyorum da Netflix. Olmayana aldırtır yani. Zaman geçişleri çok kötü demiş birisi. Ona katılıyorum. Ben de 5. bölümden sonra hani 4'te falan anladım. Aynı timeline'da olmadığımızı. Şey oldum böyle ya dedim. Ne oluyor burada bu burada şu falan amına koyayım. Hani orada şey yapmak istememişler. Ya bir tarih at, bir lokasyon ver. Bana yeter o. Bir tarih at, bir lokasyon ver. De ki tarih bilmem ne, lokasyon bilmem ne. Hani sonuçta içinde bir plot twist yok, bir şey yok. Hani timeline'ları farklı yapmanın ne gibi bir getirisi oldu anlamadım. Götürüsü olmuş. Yani plotu anlama konusunda izleyiciyi biraz zorlamış. Ama gereksiz bir zorlama, anladın mı? Hani izleyiciyi zorlarsın ve sonunda izleyici şeyden ha demek aa falan, öyle bir şey olmadı yani. Sadece farklı zamanları aynı anda anlattığını görmüş olduk. Neden böyle bir şey yaptı anlamadık mesela. Çapraz kurgu pek denemez yani. Hani şey olmadı böyle bende. Aa bak adam farklı zamanları anlatıyor. Şu bundan ötürüymüş falan diyemedim yani. Onun dışında çok keyifliydi o çapraz kurgu. Yani çok açmadı. İlk iki kitapta hikayeleri çok zaman... İlk iki kitapta hikaye... yani ben birinci kitabı okumadım. Bir ara uçakla çok git gel yapıyordum hatırlarsınız Polonya'dan. Dinledim. Uçakta da çok konsantrasyonum olmuyor. Ben devamlı sızıyorum. Sıza kalka da sıza kalka dinledim ilk kitabı. Şeydi yani hani... Daha çok... Geralt'ın hikayelerinin... Başından geçen... Aldığı görevleri, questleri yaptığı kitap gibi bir şeydi yani ilk kitap. Ya ben açıkçası diziye 10 üzerinden temiz 8 veririm. Ya çünkü prodüksiyonu da çok beğendim. Prodüksiyonu da çok beğendim. Hakikaten güzeldi prodüksiyon. Yani şey olarak bazı karakterler çok sırıtıyordu. Bir tane geyik adam vardı ya. Geyik adam mesela böyle amına koyayım iki animasyon katsaydınız dedirtti bana. Bazı karakterler fazla sırıtıyordu. Kılıç dövüşleri efsaneydi. Kılıç dövüşleri efsaneydi. Her biri çok iyiydi. Yani şey dedirtmiyor kılıç dövüşleri. Klasik güzel görünen koreografilerde şey sıkıntısı olur ya. Ya bilmiyorum sizi rahatsız ediyor mu da beni çok rahatsız ediyor. Klasik güzel görünen Hollywood kılıç koreografisinde genelde şey dersin. Ha mesela adam karşısında birisi var, tamam mı? Selin Kolonya var. Selin Kolonya'ya saldıracak. Böyle saldırır. Kılıca saldırır yani. Selin Kolonya'ya değil. Kılıçla fark etmişsinizdir bizim bizim Türk dizilerinde hep var böyle. Yani adama savurman gerekir kılıcı. Bu güzel görünsün diye kılıca savurur, kılıçlar dövüşür. Böyle bir koreografi yok. Ama onun bir üst seviyesinde güzel görünüyor. Yine de diyorsun ki ulan adam hamleyi karşısına yapmıyor ki kılıca yapıyor. Kılıcı mı öldürmeye çalışıyor amına koyayım? Öyle değildi. Koreografiler güzeldi. Güzeldi. Bayağı güzeldi. Beğendim yani. Witcher olduğunu biliyorum lan. Dövüş sahneleri çok iyiydi. Dooney ile Geralt'ın dövüş sahnesi efsaneydi. Çok güzeldi. Beğendim ben. Tek kılıç olması hoş değil. Onu başta ben de düşünmüştüm İlgar. Kitapta farklıymış. İki kılıcı sırtında taşımıyormuş. Gümüş olanı Roach'ta taşıyormuş genelde. Roach'un eğerinde taşıyormuş. Onu işte yaratık görürse çekiyormuş gümüş kılıcı. Kitaplarda öyleymiş. Kolye de farklı. Kolye şöyle. Kolye tabii kitaplarda anlatılıyor. Oyunlarda bir hayal edip aa kolye böyle durur demişler. Filmde farklı demişler. Bence muhtemelen yine aynı espri var. Yani oyunlardaki kolyenin trademark'ı şeyi telif hakkı
CD Projekt Red'de ise o yüzden başka bir kolye tasarlamak zorunda kalmış olabilirler. Bilmiyorum. İgni atmadı hiç. Attı, bir şeyler attı. Güzeldi. Sağ ol Ozi. Şey var. Yeriden attı. Ard attığını gördüm. Aks attığını gördüm. Koyan da atmadı. Koyan attı mı? Attı, belki de ben görmedim. Bilmiyorum. Spoiler vermiyorum lan. Böyle spoiler mı olur? Güzeldi ama o kullanımları da güzeldi. Ben oyunu Quen'le bitirdim Haka. İşte dizide izlediğiniz Geralt benim oynadığım tarzdaki Geralt. No Quen Geralt. Witcher'a ait hiçbir bilgin yok. İzlesen mi? İzle abi. Ben hanıma izlettim. Çok beğendi. Hemen Witcher'ı satın aldık. Bence Witcher satışları sky high yani. Rocket amına koyayım. Patlar şimdi. Patlar yani şu an Witcher satışları. Ben hanıma tak çekiverdim bir Witcher. Güzeldi kısacası. Yeni oyunlar gelecekmiş bir Witcher için. Gelecek ama Geralt'ı anlatmayacağız artık demişler. Öyle demişler. 15K insan oynuyordu, şimdi 40K oynuyor. Evet. Güzel satış. 8 sezon olabilir. Zaten benim tahminim de şeyden ötürü. Yani Ciri şu anki halinden büyümüş halini göreceğiz Ciri'nin. Aynen Game of Thrones'daki gibi. Nasıl Bran elimizde bok kadar çocukken bir anda Karadenizli Dursun'a döndü. O ya bro, kuzgunum ben daha falan. Aynısını bence şeyde de göreceğiz. Witcher'da da göreceğiz. Biri bayağı böyle büyüyüp kız olacak falan, böyle genç kız olacak. Biz onu izleyeceğiz yani. %85 artış olur bu arada satışlarında oyunun. Kesin olur. Ciri'yi oynayan kız 19 yaşında bu arada. Ha, Yarrağı yedik o zaman. Daha büyümez o. Belki de büyür kanka yani, bilmiyorum. Ben liseye 1.60 girdim. 1.85 çıktım. Abi Tris'e ne diyorsun? Onu dedim zaten. Yani Tris gül satmaya gelmiş oraya. Demişler ki oynar mısın? Figüran gibi amına koyayım. Çok kötü ya. Ya ben ikinci sezonun çekimlerine başlamadılarsa ve şu an imza atmadılarsa Tris'i değiştirmelerini çok isterim bu arada. Çok isterim. Triss'i değiştirmelerini çok isterim ya. O kadar çok isterim ki. Acaba başlatsak mı internetten bir hareket? Not my Triss. Hashtag not my Triss. Şubat'ta başlayacaklarsa yeni çekimler, o Triss oturmuştur ya. Yennefer iyiydi lan. Yennefer'a laf atmayın amına koyayım. Yennefer çok iyiydi lan. Triss evet, birinin kuzeni yeğeni falan olabilir ya. Ben Yennefer'ı çok beğendim. Çok. Spoiler verme. Kanka bu spoiler değil. Yani Yennefer'dan burada bahsetmek spoiler değil. Hani Yennefer diye bir karakter olduğunu bilmiyorsan zaten. Bilmiyorum, ne yapıyorsun sen? Ne haber? Ne yapıyorsun? Şey çok yakışıklıydı. Zenci büyücü abi. Adamın çok ilginç bir surat yapısı var ya. Çok yakışıklı bir herifti ya. Lan ben ıslandım adama. Böyle ilginç bir şeyi var adamın. Bir aurası mı var diyeyim. Alnı büyük falan. Abi bilmiyorum. Dwarflar çok iyiydi. Hepsine İrlanda aksanını vermişler. Dwarflar benim acayip hoşuma gitti. Hepsine İrlanda aksanını vermişler.
Gonna kill one of you bastards. Yok, kitapları okumadım. O yüzden diyorum ya, kitabı tüketmiş insanlar daha iyi yorumda bulunurlar diye. Vallahi ben zenciye sulandım biraz. Ben uzun süre şeyi düşündüm yani. O karakter Dandelion mı? Başka karakter mi? Çünkü başka bir isim söylüyor. Ben Dandelion diye biliyorum karakteri. Meğer lehçedeki ismi Yarskier'miş. Hah, aynen, bak chat'ten biri sordu. Dandelion'ın adı farklı mı kitapta diye. Evet, yani orijinalinde Yarskier'miş adı. Lehçe bir isim. Ben de diyorum ulan, acaba Dandelion değil de başka bir bard mı vardı bu işin içinde falan filan. Oradan sonra baktım aynı kişiymiş. O zenci sana itici geldi. Tuhaf bir suratı vardı. Bana çok çekici geldi adam ya. Gözler falan. He? Bayağı iyiydi. Evet, zaten orijinal seste Geralt'ın sesini o kadar iyi yapabilmesi çok iyi değil mi lan adamın? Çok iyiydi. Mousesack, evet, onu da çok beğendim. Savaş sahneleri nasıldı? Muazzamdı. Ben çok beğendim savaş sahnelerini. Savaş sahneleri çok iyiydi. Savaş sahnelerinin hepsini beğendim. Ya bir sahnede şey demedim. Amına koyayım, burada ne oluyor? Ne yaptınız ya demedim yani. Hani abi şey yok. Game of Thrones'da böyle saçımızı başımızı yolmuştuk ya. Allah'ın belaları, ne yapıyorsunuz? Puh, Allah kahretsin diye. Yennefer hariç her şey çok iyiydi. Ben Yennefer'ı çok beğendim. Çok. Çok beğendim. Çok güzeldi.